Günü geldi hakaret etti, günü geldi sahte kağıtları gösterdi. Yalanları ardı ardına sıraladı. Peki amacı hasıl oldu mu? Ben ona hiç güvenmiyorum. Hani güvenilecek bir kişi olduğuna da inanmıyorum. Vatandaşa sorduk. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyor musunuz? Söylediklerine inanıyor musunuz? Çok fazla güvenilir bulmuyorum. Yani çözüm önerileri, ortaya koyduğu şeyler tamamen yani yapıcı değil de taşlamaya yönelik bir siyasi irade sergiliyor. Vatandaş da bunu yemiyor yani, çok şey değil. Bizi yalan söylüyor adam. Yalancının biri. Adamın boyunu açmış yalanları, iftiraları. Devleti yıkma peşindedir. Allah'ın izniyle millet onu da yıktı zaten, anlamıyor. En iyisi onun var ya bir akıl hocasına değil de, akıl verenler değil de akıl hastanesine bir gitmesi lazım Kılıçdaroğlu'nun. Halk Kılıçdaroğlu'nun dışarıdan gelen talimatlarla hareket ettiğini düşünüyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bakıyorsunuz veya bir başka bir yurt dışı bazlı bir uluslararası bir açıklamalı veya gazete, medya, görsellere bakıyorsunuz. Çok birbirine benziyor. Onun CHP'ye nasıl geldiği başına belli. Kimin de getirdiği belli. Ne söyleyeceksin ki? İki kelimeyi bir araya getiremeyen adam, Allah korusun, yarın öbür gün başa gelirse ne olacak? Hiç güvenilir bulmuyorsunuz. Hiç. Sıfır. Sıfırın altında sıfır. Güldürücü yani gerçekten. Komik. Ya başka bir şey değil yani, komik. Sizce konuşmak için bir yerden talimat alıyor mu? Kesinlikle. Nereden alıyor? Amerika'dan alıyor. Yurt dışına yani Amerika'dan bir yerden alıyordur veya FETÖ'den. Durum ortada. İftira ve hakaret siyaseti CHP'nin imajını halkın gözünde düzeltmiyor. Ben bunları bilmez miyim? Ya ben eski maliyeciyim, eski hesap uzmanıyım. Mal nasıl götürülür? Senden çok daha iyi bilirim.